kabus görüyor. He's a pussier of Ohio, wearing his beautiful shabu buttons, his caballero. The emperor of the far west, when he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a good telephone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Tanığım olur musun? Başka bir kıyafette gelmemi istediler. Ben gerçek Red Kit'im. Her şeyi biliyorum efendim. Bay Kit geldi sayın yargıç. Çabuk geldiğin için sağ ol. Sanırım nihayet Sırıtkan Bank Bankrot'u tutuklayabileceğiz. Nebraska'nın hırsızlar kralı. Bu yüzsüz adamı kaç kez tutukladım ama kanıt ve de tanık olmadığı için her seferinde serbest kaldı. Bu kez biri var, sana garanti ederim. Bu sefer çantada keklik. Burada yöresel salyangoz nüfusu konusunda araştırma yapan New Yorklu Profesör Oscar Tynebüs'ün Kansas City'nin dışında kır kurdu vurduğunu görmüş. Kurban kimmiş? Söylediğim gibi bir kır kurdu. Bu hayvan Kansas'ta koruma altına alındı. Yoksa her tarafımız koyunlar. Tynebüs'ün tanıklığıyla Bob mahkemesi adama 67 yıl cezası verebilir. Senin acemiyi sen Bob'a götürmemi istiyorsun ha? Evet öyle. Ve mümkün olduğunca çabuk. Söylentiye göre Sırıtkan Tynebüs'ün kellesini getirene tam 5000 dolar ödül verecekmiş. Ama önce Oscar Tynebüs'e bir merhaba de. Sizinle tanıştığım için çok heyecanlıyım. Ben Minnie Tynebüs. Red Kit. Bu da Oscar. Oscar, sevgilim. Çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Oscar, görevini yapacaksın. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Ben gitmek istemiyorum. Sen doğuştan kahramansın Oscar. Adın insanlığa hizmet eden diğer büyük insanların adlarıyla birlikte Pantheon'da yerini alacak sevgilim. Ayrıca Bay Red Kit de bizimle gelecek. Ne? Korumamız bu adam mı? Şu haline baksana, çok iştahsız biri olmalı. Ben gitmiyorum, hayır. Hayır, gitmeyeceğim. Red Kit Batı'nın en hızlı silah şörüdür. Sizce sakıncası yoksa ne kadar hızlı olduğunuzu gösterebilir misiniz? Ah, inanılır gibi değil. Ah, 3000 dolarlık tüfeğe bak. Para delmekte ustasınız ama peşimde olan milyonlarca kiralık katille başa çıkabilecek misiniz bayım? Oscar, kes sesini. Gidelim, elbette başaracağız. Siz de mi geleceksiniz? Sözümüz var, ölüm bizi ayırana kadar. Nerede çöplük orada şeylik derlerdi. Bu arada işe yarar bir hile bulduk. Asker kıyafeti giyip Bob Kalesi'ne giden bir süvari alayıyla birlikte yolculuk edeceksin Red. Asker gibi giyinmek ne büyük bir saçmalık. Mantık dışı, rezillik. Şşş. Bu tren bizi sen baba attan daha çabuk götürecek. Sakin ol ve uyum sağlamaya çalış. Çok kötü hastayım. Bu tren mikrop kaynıyor ve ben hemen evime dönmek istiyorum. Tren tutuyor. Her zaman böyle olur. Oscar, kahramanın karnı ancak içine kurşun girdiğinde ağrır. İyi misin Oscar? Hayır, iyi değilim. Ölümün kapısındayım. Dizanteri, hayır kolera oldum. Geçer derken havaya sıçrayan balgamdan veba bulaştı. Bayan, burası boş mu? Ordu eğlence ve oyun yeri değil. Ah, şimdi daha iyiyim. Bu küçük hata için tüm alayın çizmelerini boyayacaksın, anladın mı?
Ben seni iyi bir asker yapmayı becereceğim. Ben dünyaca tanınmış bir uzman, üniforma giymiş bir kukla tarafından çizmeleri boyamaya zorlandım. Utanç verici. Yapabilirsin Oscar, ne derler bilirsin. Karşılaştığın her zorlukta daha çabuk büyürsün. Belime gelebilmesi için daha ne kadar zorlukla karşılaşması gerek? Çizmemi çıkaramıyorum yüzbaşı. Yardım et. Trenden düşen var. İçimden bir ses artık atlara binmenin zamanı geldi diyor. Onu öldüreceğim. Söyler misin, bu bir emir mi nedir? Firarilere ölü! Yemek de yiyemeyeceğim. At tutması da mı var? Biraz dinlenelim, sonra eşkin yürüyüşle devam ederiz. Dört naldan kolay olacağını göreceksin Oscar. Kesinlikle istemiyorum. Ben New York'a dönmek istiyorum. Ne atlara ne de... Askerlere bir saniye bile katlanamayacağım artık. Atları unutmadım değil mi? Unutmadım söyleyin hadi. Emirlerinize hazır dostum. Bu atlar gerçekten tuhaf. Bu şekilde kesinlikle salyangoz bulamayız. Arkasına. Teslim olun. Neredeyseniz dışarı çıkın kaçaklar. Koru bizi. Kahraman gibi görsünler. Neden böyle söylüyorsun? Ben asla kahraman olmadım ki. Olmayı da düşünmüyorum zaten. Hayır, kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Oscar, bizi yarı yolda bırakma. Yoksa yaptığına pişman olursun. Hadi. Bu şey parmağımı çırptı. Ay ay. Olamaz, çok acıdı. Siz yaralıyı uzaklaştırın, ben sizi korurum. Emredersiniz efendim. Teslim olun kaçaklar! Çölden geçmemiz daha akıllıca. Katillerin beklediği kasabalara uğramasak iyi olur. Ve izlerimizi silmek için Kızılderililerin eski bir hilesine başvurup arkamızdan çalı çekiyoruz. Ah, heyecan verici. Ama biz şey bulsak olmaz mı? Yatakları ve oda servisi olan bir otel. Vahşi hayvanlar gibi biz de yıldızların altında uyuyacağız. Çok sıcak. Susadım, çok yorgunum ve her tarafım ağrıyor. Seni çöl tuttu. Normaldir. Hepimiz çölde öleceğiz. Cesetlerimiz soğumadan akbabalar bizi parçalayacak ve ben küçük sevimli salyangozlarımı bir daha asla göremeyeceğim. O tatlı yuvarlak sürekli oynayan gözlerini yani. Olamaz. Hayır, ben New York'a gidiyorum. Oscar, çocuk gibi davranma. Kendine gel hemen. Lanky ve yüzbaşı Stuburn'u nasıl atlatacağını düşündün mü Oscar? Issız ve vahşi yerde kalan bir kaçak kurtulmanın yolunu bulabilir. Gördüğü bir ipucu, duyduğu bir ses, aldığı bir koku olabilir. Birini aradığın zaman etrafa sorarsın. Aşağılık korkaklar! Ah Oscar, çölü at sırtında Samson ve Delilah gibi peşimizde katiller ve yanımızda bizi koruyan evsiz bir kovboyla geçeceğimiz hiç aklına gelir miydi hayatım? Yalnız değil. Bu sık sık gördüğüm bir kabustu. Bu da ne?
İnincinin top oynadığı yerde inanılır gibi değil. %80 nem olmayan bir yerde salyangoz yaşayamaz. Mutasyona uğramış bir hayvan olmalı bu. Bakın bırakın şu hayvanı. Bir an önce gitmeliyiz. Çöle dayanıklı bir tür. Bunun adını Tiny Boots Cholerticus koyuyorum. Elbette eski Kızılderili numarası. Atların kuyruğuna bağlı çalılar yaklaşık 1 saat 40 dakikadır 3 yüklü atın izlerini silmek için kullanılmış. Tepeler kadar eski. Sadece bir at pisliğini ayırmakta güçlük çeker. Bu at ya da bufalo pisliği. Bir tane bulduğumuza göre başkaları da olmalı. Oscar, tehlikede olduğunu ve zaman harcadığını hatırlatabilir miyim? Hiç sorun değil. Bu buluş dünyadaki her şeyden önemli. Benden de. Bilim, soylu bir macera. Yaşamda daha fazla heyecan verici bir şey biliyor musunuz? Kıpırdamayın! Aptal kaçaklar! Bir bu eksikti. Dinleyin, biz asker değiliz. Ben Red Kit, Amerikan hükümeti için çalışıyorum. Gizli bir görevdeyiz. Ha, ben de Pluto gezegeni. Ya öyle mi? Hemen sen baba gitmeliyiz. Çok önemli. Ya hemen kışlanıza dönersiniz ya da mahkeme edilir ve kesinlikle kurşuna dizilirsiniz. Bakın! Ne? Bir tane daha! Hayır, sadece bir taş. Sonunda bir ipucu bulabildim. Kaçaksınız, teslim olmayı reddettiniz, üstelik bir subayı bağladınız. Sizi gördükleri yerde vuracaklar. Ah, sizi sırtınızdan da vurabilirler tabii. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Tamam, tamam, aklımdan çıkarmam. Buna hakkınız yok. Bana nasıl böyle davranabilirsiniz? Yapmayın, geri dönün. Burada ne arıyorsun? Ay kaçak! Seni tutukluyorum. Teslim ol ya da özgürlüğün için benimle dövüş. Korkak! Kaçmaya nasıl cesaret edersin? Gel buraya! Korkak kedi! At gel buraya! At gel! Bu küçük bulutlar hava durumuna bağlı. Harika bir görüntü. Bunlar bizim Kızılderililerin topraklarına girdiğimizi bildiren duman işaretleri. Kızılderililer yiyecekler bizi. Kızılderilileri insan yemezler. Ve Dimbold kabilesi en azından görünüşte barışsever. Zaten savaşçılarıyla alıp veremediğimiz yok. Olmaz kalça giderken yakınlarından geçeceğiz. Onlara kötülüğümüz dokunmaz. Sizi geberteceğim, yakalayacağım. Kurtulamayacaksınız. Ah barakalar. Kasaba uzakta olmasa gerek. Kasaba burası. Beni bekleseniz iyi olur. Burası kaba insanlarla kaynıyor. Aa, bakın Oscar da istediği zaman kaba olabilir. Bay Redki de nasıl kaba olunur göster Oscar. Çemi kendini ne sanıyor? Yenilmez biri mi? Limonata. Bunu da doldurur musunuz lütfen? Ben de meyve suyu istiyorum lütfen. Ne kadar kötü kokuyor. Siz de bilirsiniz ki basit temizlik kurallarına uyarak bu iş halledilebilir. Ama nerede? Yabancıları tüy ve katrana bulayalım. Böylece kasaba temizlenmiş olur. Hayır, sakın bana dokunmayın. Gidiyoruz. İşte buna şans derler. Buraya su almaya uğradım. Sizi bulacağımı sanmıyordum. Buraya gel Tiny Boots. Tabii dul erkek olmak istemiyorsan. Ama gelirsem karım dul kalacak. Ne kafa ama. Hey sen, onlar bizim. Hayır, önce ben buradaydım. Ta New York'tan geldim. Senin de konuşmandan acemi olduğunu anlamalıydık. Hadi hepsini katran ve tüye buluyalım. Tüm kaçakları ölüm. Vay.
gideceksiniz. Teker teker gelin bakayım. Bu durumda sen baba gidemeyiz. Peşimizde bu kadar insan varken en iyisi Dimbold kabilesinin topraklarından geçelim. Dikkat edersek bir şey olmaz. Eğer barışsever Kızılderililer bunlarsa savaşseverlerle karşılaşmak istemem. Bir açıklaması olmalı. Şefleriyle görüşüp soracağım. Çok aç görünüyorlar. Oh, şuraya bakın. Tiny Books Cholerticus. Salyangozları seviyorlarsa kötü insanlar olamazlar. Büyük şef Cesur Kunduz. Arazimizden geçen 3 soluk yüzü yakaladık. Kafa derilerini yüzün. Bunu neden yapıyorsun ki? Dimboldlar beyaz adamlarla barış içindeler. Çünkü şu anda kendimize utanmayı hissediyorum. Hadi tatlım, sorun ne? Sadece biraz sinirlisin, hepsi bu mu? Hadi anlat bana. Kutsal hayvanımız büyük salyangoz ne yazık ki hasta oldu. Bu bir Tiny Woods Cholerticus. Büyük salyangozumuz çıldırmış gibi olduğu yerde duramıyor. Büyücümüz artık sümüklü izlerinden geleceği okuyamıyor. İçinde bir parazit var. Ameliyat edebilirim. Gözlüklü küçük cesur adam büyük bir salyangoz büyücü doktorudur. Sizin için kutsal hayvanınızı iyileştirebilir. Hadi oradan sen de. Kafa derini yüzün. Ama durun. Bakın. O bu hayvanı çölde ölmek üzereyken buldu. Ve iyileştirmeyi başardı. Pekala. Küçük adam büyük salyangozu iyileştirmeyi deneyebilir. Ama başaramazsa hepiniz ölürsünüz. Ama ameliyat bıçağım yanımda değil. Bir şeyler yapmak zorundasın. Bu bizim tek şansımız. Tamam aletler. Şimdi yarabilirsiniz. Burası. Hayır hayır. Biraz daha sağ. Evet. Çabuk hadi. Ağzının suyu akıyor. Bu iyi işaret. Savaş baltası. Kılıç. Ufak balta. Kürek. Çabuk. Yara yerini genişlet. Onu kaybediyoruz. Çabuk ol. Tamponu koy hadi. Paraziti görüyorum. Hayır hayır görmüyorum. Evet şimdi tamam. Tampon çabuk. Hadi. Tamam yakaladım işte. Mimi tamam kapatabilirsin. Üzülme iyileşecek. Karmaşık, yapışkan bir yol görüyoruz. Teşekkür ederim. Bu tüylü adam neden büyük salyangozun topraklarına girdiğini söylesin. Ben üç soluk denizliyi yakalamaya çalışıyordum. Biri kısa boylu, diğeri uzun, üçüncüsü ise iri bir sarı. Dost mu, düşman mı? Dost. Evet, evet. Bu iyi bir adam. Sümüklü böcek mi? Defol git. Ben ne yaptım ki şimdi? Sambo, sonunda geldik. Bu kadar çabuk mu? Mahkeme binası tam karşımızda. Evden ayrıldığımızdan beri kahramansın Oscar. Sahte kahraman. Bunu nasıl yapacaksın? Kahramanca. Hayır.
gelir yine mi? Evet, hemen başlasak iyi olacak Şerif. Git sanığı getir. Mahkeme hemen başlayacak. Yeterince bekledik zaten. Göreceğiz. Mahkemede sessiz olun. Evet, doğru söylüyorum. Doğru. Sol tarafımda sanık Sırıtkan Bengbengzuan. Mahkemede sessiz olun. Sağ tarafımda tanık Oscar Taylor. Susun, yoksa salonu boşaltır, hepinizi dışarı çıkartırım. Bay Oscar Taylor'u tanık sandalyesine çağırıyorum. Bay Taylor, gördüklerinizi anlatın. Ben mi? Ama hiçbir şey. Aslında gözlük takıyorum. Ben kör sayılırım. Oscar. Sakin ol Oscar. Sanık Bay Sırıtkan Bengbeng'i daha önce gördünüz mü? Ben sanırım yani görmüş olabilirim. Sanığı daha önce gördünüz mü? Evet. Kendisini gördüm. Evet. Evet. Pekala, o anda ne yapıyordu? Bir kır kurdunu vurdu, doğru, ben gördüm. Ama bunu istemeden yaptığından eminim. Sırıtkan Surat, seni 67 yıl hapiste cezalandırdım. Götürün onu. Suçlu olan sensin. Beceriksiz, değersiz başın için 20.000 paperlik ödül koyuyorum Lenki. Ne? Ama patron. Küçük titanım. Evet, Oscar dev adamı yendi. Bu can sıkıcı durumdan böylece kurtulduğumuza göre şimdi mesleğime dönüp yeni Tiny Books çöler tükuslar aramama bir şey demezsin. Öyle değil mi tatlım? Evet sevgilim, sen ne istersen onu yapacağız. Ama bak, bu tehlikeli olmaz mı hayatım? Mini, buna inanamam. Ben sanırım benim kahraman olduğumu kabul etmiştik değil mi? Doğru değil mi Bay Red? Aa, nereye gitti? I'm a full lonesome cowboy.